Bu videoda bugüne kadar öğrendiklerimizi tekrar ederek her şeyin yerli yerine oturduğundan emin olmak istiyorum arkadaşlar. Konu tekrarından sonra birkaç tane de alıştırma yapacağız ve her şeyi iyice anlayacağız. Haydi başlayalım. Şimdi birkaç tane sütun hazırlayacağım. Bu sütuna ilgilendiğimiz kavramı koyalım. Burada popülasyon, burada da örneklem olsun. Öğrendiğimiz ilk istatistikî kavram merkezi eğilim ölçülerinden olan matematiksel ortalama ya da kısaca nedir? ortalamadır. Değil mi? Ortalamaydı. Şimdi bu kavram elimizdeki verinin ortalama değerini ya da merkezi eğilimi ölçmenin yöntemlerinden biridir. Diğer yöntemleri ise medyan ve mod olarak sayabiliriz. Ortalamanın özellikle de varyans ve standart sapma gibi kavramlar söz konusuyken diğer yöntemlere göre daha sık kullanıldığını da hatırlatmak istiyorum. Popülasyon ortalaması için Yunan alfabesinden mü harfini kullanıyoruz. M ü mü. Mü popülasyondaki her bir verinin ya da gözlemin değerlerinin yani bunun i olması lazım. Evet şimdi bir i'ye benzedi. Evet ne diyorduk? Popülasyondaki her bir verinin ya da gözlemin değerlerinin toplamını birinci veriden başlayıp eninci veriye kadar, diyelim ki popülasyonda en tane veri var, bunların hepsini toplayıp toplam veri ya da gözlem sayısına böleceğiz arkadaşlar. Mü dediğimizde işte buna e, buna denk oluyor, açılım böyle oluyor. İstatistiğe başlamadan önce de ortalamayı bu şekilde buluyordunuz, öyle değil mi? Yani tüm verileri topluyordunuz ve toplam veri sayısına bölüyordunuz. E, örneklem için de durum aynı. Sadece kullandığımız değişkenler farklı olacak. Örneklem ortalamasını, burada başka renk kullanacağım. Üzerinde çizgi olan x ile gösteriyoruz. Ve değerini bulmak için de örneklemdeki tüm verilerin değerlerinin toplamını, yani tüm x, i'leri toplayacağız. Şimdi örneklem popülasyondan küçük olduğuna göre birinci veri yani i 1 ile başlayıp küçük n'ye küçük n'e kadar burada küçük n'in büyük n'den küçük olduğunu da tekrar ediyorum hadi üstünde bu küçük n eğer nler aynı olsaydı örneklem ne olurdu popülasyona eşit olurdu yani bakın büyük n popülasyon küçük n örneklem tamam mı küçük n'e kadar verilerin hepsini toplayacağız birden başlayıp toplam veri sayısına yani küçük n'e bölüyoruz n'e bölüyoruz tamam matematiksel ortalama merkezi eğilim ölçülerinden biridir demiştik sadece biridir peki bu ölçü sizce popülasyon ve örneklem için ne kadar iyi tahminde bulunabilir? Ya da şöyle sorayım, veri setindeki noktalardan her biri ortalamanın ne kadar uzağındadır? Bu noktada sahneye varyans çıkıyor. Yeni bir aktör. Tekrar ediyorum, renk değiştirerek tekrar ediyorum, yazıyorum. Varyans! Evet, orta sahaya yapılan müthiş bir on numara transferi gibi karşımıza çıkıyor. Varyans, Brezilyalı topçu Varyans. Popülasyon için varyansı sigma kare olarak gösteriyoruz. Varyansı hesaplamak için de veri setindeki her bir noktanın ortalamaya olan farkını bulup ortalama için de buradaki formülü kullanıyoruz. Bu farkın karesini alıp aynı farkı tüm veri noktaları için hesaplıyoruz. i birden n'ye kadar N e ne kadar olacak arkadaşlar? Küçük n tabii bu söylediğim hep. Son olarak farklar toplamını da n'e bölüyoruz. İşte bu kadar. Örneklem varyansı biraz daha ilginç. Bir önceki videoda bundan biraz bahsetmiştim. Bir örneklemin varyansını hesaplarken popülasyonun varyansı için bir tahmin yapmanız gerekiyor. Bu tahminin yansız bir tahmin olması için de burada yaptığımız şeye benzer bir şey yapıp büyük n yerine küçük n eksi 1'e bölüyoruz. Yazıyorum. Popülasyon varyansını, affedersiniz, örneklem varyansını, hatta yansız örneklem varyansı diyelim buna. S kare ile gösterelim. Evet. Örneklemdeki verilerin örneklem ortalamasına olan farkını bulup, bu arada popülasyon ortalamasının ne olduğunu bilmiyoruz, tamam mı? Ya da belki biliyoruzdur. Eğer popülasyon ortalamasını biliyorsak, bunu yansız olarak hesaplamaya çalışmaz zaten. Yani n-1'e bölmeyiz zaten biliyoruzdur. Ama popülasyon ortalamasını bilmiyorsak popülasyon ortalamasını en iyi örneklem ortalaması ile tahmin edebiliriz. Bunun için şu anda elimizde sadece örneklem ortalaması olduğunu varsayalım. Bu farkın karesini alıp i birden n'e kadar aynı şeyi her bir veri noktası için yaptıktan sonra bulduğumuz değerleri toplayacak yansız bir sonuç bulmak istediğimiz için de n eksi 1'e n eksi 1'e böleceğiz. Bunun n yerine neden n eksi 1 olduğu hakkında daha önce konuşmuştuk. Önümüzdeki videolarda bununla ilgili bir ispat da yapacağım. Şimdi önce bir Excel üzerinde çalışacağız. Bu bir ispat olmayacak ama bununla işin mantığını anlayacağız. Yani anlayacağınızı umuyorum. Bundan sonra da gerçek ispatı yapacağız. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakıp sıradaki istatistiğe geçelim. Sırada Hepinizin şu ana kadar duyduğunu, özellikle de sınavların standart sapmasından bahseden öğretmenlerinizden duyduğunuzu düşündüğüm istatistikte çok kullanılan bir kelime ve kavram olan standart sapma var. Standart sapmayı layığıyla kullanmayan birçok insan var. Ama az sonra anlatacaklarımla standart sapmanın ne işe yaradığını iyice anlayacaksınız. Eğer varyansı bulduysanız standart sapmayı bulmak çok kolay. Çünkü varyansın kare kökünü aldığınızda standart sapmayı bulmuş oluyorsunuz. Popülasyon standart sapması sigma ile gösterilir ve popülasyon varyansının kare köküne eşittir. Varyansın neden sigma kare olduğunu anladınız şimdi. Öyle değil mi? Çünkü kare kökünü alacağız. Bunun kare köküne eşit demiştik değil mi? Muhtemelen yerim yetmeyecek. Ama yine de yazıyorum. <laughs> x i eksi mü'nün karelerinin toplamı bölü bir örneklem standart sapmasına geldiğimizde de işler daha da ilginçleşiyor. Örneklem standart sapması örneklem varyansının kareköküdür. Ama bu bunun için yansız bir tahmin vermez. Vermiyor yani. İşi şu an çok fazla teknikleştirmek istemiyorum ama bunun beklenen değeri buna eşit olacakken bu arada önümüzdeki videolarda beklenen değer hakkında da konuşacağız unutturmayın. Evet bu iyi bir tahminken bunun beklenen değeri buna eşit olacak. Dediğim gibi şu an bunlar için endişelenmeyin tamam mı? Şimdi bir standart sapmaya bakalım. Şimdi peki nedir bu standart sapma? Kimdir standart? Kim sapıyor? Nereden sapıyor? Sağdan mı sapıyor? Soldan mı sapıyor? Şimdi bunları detaylı inceleyelim. Şaka bir yana birincisi standart sapma ile birimler çok daha mantıklı hale geliyor. Bu ne demek? Mesela elimizdeki bütün verilerin metre cinsinden ölçüldüğünü düşünelim. Yani elimizde metre cinsinden bazı değerler var. Bunların varyansı metrekare olur. Öyle değil mi? Karesini karesini aldım mı? Metrekare olur. Bu metre, bu da metre. Metreden metre çıkarsa ne olur? Metre kalır. Karesi alınırsa da ne olur? Metrekare olur. Verilerin ortalamaya göre dağılımının metrekare cinsinden ölçülüyor olması pek de pratik değildir. Öyle değil mi? Ama varyansın karekökünü aldığımızda birim olarak metre elde ederiz. Yani standart sapma x ya da y metre olarak hesaplanır. Buna ek olarak elimizdeki veri çan eğrisi şeklinde modellendiğinde, yani eğer verinin dağılımı çan eğrisi şeklinde ise yani, bir değerin ortalamanın bir ya da iki standart sapması içinde olmasının olasılığı ile ilgili konuşabiliriz. Neyse tamam teknik detaylara girmeyeceğim demiştim. Girmiyorum özür diliyorum. Şimdi o zaman biraz hesap yapalım. Elimizdeki veri 1, 2, 3, 8 ve 7'den oluşuyor olsun. 1, 2, 3, 8 ve 7. Hatta bu veriler popülasyona ait olsun. Şimdi önce ne yapalım? Ortalamayı hesaplayalım. 1 artı 2 etti 3. 3 artı 3 etti 6. 6 artı 8 etti 14. Ve 14 artı 7 etti 21. Ortalamayı bulmak için verilerin hepsini topladık. Ve bu toplamı elimizdeki veri sayısına yani kaç elimizdeki verisi var? Bak 1, 2, 3, 8 ve 7. 21 bölü 5'te ne eder? 4,2 eder. Harika. İşte bulduk. Sırada varyans var. Bunun popülasyon olduğunu söylemiştik. Popülasyon varyansını bulmak için önce tüm bu sayıların ortalamaya yani 4,2'ye olan farklarının karelerinin toplamını bulmamız lazım. Hesap makinesi kullansam iyi olacak sanırım. Önce şu dediğimi bir not edeyim de ben. Evet. 1-4,2'nin karesi artı 2 eksi 4,2'nin karesi artı 3 eksi 4,2'nin karesi artı 8 eksi 4,2'nin karesi ve artı 7 eksi 4,2'nin karesi. Şimdi de biraz komik görünecek ama tüm bunu elimizdeki toplam veri sayısı olan yine 5'e böleceğiz. Evet sıra hesap makinemizde bakıyoruz. Evet oldu harika. Şimdi yazdığım her şeyi grafik olarak da görebileceğiz. Şunu da silelim. Evet başlıyorum. 1 eksi 4 virgül 2'nin karesi artı 2 eksi 4 virgül 2'nin karesi artı 3 eksi 4 virgül 2'nin karesi artı 8 eksi 4 virgül 2'nin karesi ve artı 7 eksi 4 virgül 2'nin karesi. Aradığımız toplam bu ve 38 virgül 8 ediyor. Paya 38 virgül 8 yazıyoruz. Paydaya da ne yapıyoruz? Kaça bölüyorduk? 5. 5 yazıyorum. Farkların karesinin toplamı bu. Yani formüle bakarsanız bunların her biri x i eksi ortalamanın karesi. Toplamdan aldığımızda da i 1'den n'e kadar x i eksi ortalamanın karesinin toplamını elde ediyoruz. Hesapladığımızda da ne yapıyor? 38,8 yapıyor. Böyle bulduk. Bir kere daha bakalım. Sayıların hepsinden ortalamayı çıkardık. Bu farkın karesini aldık ve hepsini topladık. Ne oldu sonuç? 38,8. Şimdi ne yapacağız? Bunu 5'e böleceğiz. Çünkü n 5'e eşit. Hatta buradaki n yerine de 5 yazabilirim. 38,8 bölü 5 ediyor 7,76. O zaman varyans, ekranı biraz aşağı kaydıralım. Varyans neymiş? 7,76'ymiş. Şimdi eğer bu bir popülasyondan alınan bir örneklem olsaydı, eğer 1, 2, 3, 8 ve 7 daha büyük bir popülasyondan çekilen bir örneklem olsaydı, varyansı bulmak için 5 yerine 4'e bölmemiz gerekecekti. Bu durumda varyans 38,8 bölü 4'ten 9,7 çıkacaktı. Endişe yok, panik yok. Varyansı bulduktan sonra standart sapmayı bulmak çok kolay demiştik. Dememiş miydik? Demiştik. Ne yapacağız? Karekökünü alacağız. Zaten sayı elimizde. 7,76'ını ne yapacağız? Karekökünü alacağız. O da ediyor sana 2,78 ya da işte 2,79. Bu değer bize elimizdeki verilerin ortalamaya olan uzaklıkları hakkında bilgi veriyor, fikir veriyor birimi de verilerin birimiyle aynı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ya, ya, da bir saniye bir saniye. Bu veri eğer bir popülasyona değil de örnekleme ait olsaydı varyans 9,7 idi. Bunun karekökünü de alırsak. Evet 9,7'nin de alalım. 7'nin de karekökünü alalım pardon. 3,11'dir. Evet umarım bu konuda artık kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Tabloda gördüğünüz sigma gösterimleri yerine sayılarla çalışınca her şey çok daha kolay oluyormuş. Öyle değil mi arkadaşlar? Örneklerle her şey daha kolay oluyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.